Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes soslu fırında patatesli tavuk but yapacağız arkadaşlar. Gerekli olan malzemelerimiz 8 adet tavuk but, 4-5 adet patates, 2 adet soğan, 2 adet domates. Terbiyesi için 2-3 diş sarımsak, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı karışık salça, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 2 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı ılık su. Arzuya göre 1,5 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı limon suyu. Bunu isterseniz kullanmayabilirsiniz. Ben daha lezzetli olduğunu düşündüğüm için yoğurt hem yumuşak tutuyor hem de daha güzel kızarmasını sağlıyor. Ben o yüzden yoğurt ve 1 yemek kaşığı limon suyu kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi yapılışına geçelim. Öncelikle 1 yemek kaşığı kadar salçamızı şu şekilde ekliyoruz. Daha sonra ayırmış olduğumuz baharatları üzerine döküyoruz. 1 yemek kaşığı limon suyu. Dediğim gibi bu tercihen size kalmış. Ben kullanıyorum, yakıştırıyorum. Daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Kullanıyorum. 1,5 yemek kaşığı da yoğurt. Bu da daha güzel bir şekilde kızarmasını sağlayacak arkadaşlar. Ayrıca yumuşak ve çıtır çıtır olacak. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı ılık su arkadaşlar. Ilık su dememin sebebi sosun daha kolay bir şekilde özleşmesini sağlayacak. Daha sonra sarımsaklarımızı şu şekilde ben doğruyorum. Dilerseniz rendeliye edebilirsiniz ama ben doğrayınca daha güzel aroma verdiğini düşünüyorum yemeğe. Tercihen siz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bunu elimizle güzelce şu an sosundan yayılan koku bile çok lezzetli arkadaşlar. Tarifimizi denerseniz siz de kesinlikle beğeneceksiniz. Yemeği lezzetli kılan arkadaşlar içindeki malzemeler elbette ki önemlidir ama koyulan sosu lezzetsizse, kıvamsızsa yemeğin hiçbir tadı olmaz arkadaşlar. Sosumuz şu haliyle gördüğünüz gibi tamam. Ben tavuk butu şu şekilde arkadaşlar bıçak yardımıyla kesiyorum arkadaşlar. Neden? Onu da hemen açıklayayım. Sosunun da içine daha kolay bir şekilde hapsolması için. Yiyince kuru bir tadın gelmemesi açısından sosun içine de emmesini istiyorum. Üstündeki derisini de arkadaşlar ben özellikle koparmıyorum, çıkarmıyorum. Neden diyeceksiniz? Siz dilerseniz çıkartabilirsiniz ama bu üstündeki deri piştikçe yemeğe lezzetini verecektir arkadaşlar. Yağlı olduğu için. Siz isterseniz kullanmayabilirsiniz. Ben kullanıyorum, yemeğe yakıştırıyorum. Onun yağının lezzetinin yemeğe vermesini ben beğeniyorum arkadaşlar. Siz deri sevmiyorsanız şayet bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Derisini çıkarabilirsiniz ya da derisiyle pişirip daha sonradan derisini soyabilirsiniz arkadaşlar. Her tarafına iyice yayılmasını sağlarsanız çok güzel şekilde pişecektir, kızaracaktır arkadaşlar. Daha sonra borcamımıza şu şekilde isterseniz kestiğiniz yerlerini üste getirirseniz piştikçe o lezzet daha güzel yayılacak. Şöyle. Kuyruk kısımları alta gelirse arkadaşlar daha lezzetli olur. Yağ tamamen ortada birikir ve piştikçe zaten o yayılır. Şu şekilde çiçek gibi diziyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu kalan sosumuza 4-5 adet patates demiştik. Bunu elma dilimi şeklinde doğruyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bunu da sosumuza bırakıyoruz. Çok fazla ince yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü zaten patates piştikçe yumuşayacak. Daha güzel bir lezzet almanız açısından bunun biraz daha dişe dokunur olmasını seviyorum ben. Siz isterseniz daha ince şekilde de yapabilirsiniz. Ya da küp küp doğrayarak da kullanabilirsiniz. Ama ben bu şekilde daha güzel bir görsel olduğunu düşünüyorum. Domatesimizi de aynı şekilde dörde bölüyoruz. Bu zaten piştikçe bayağı bir örselenecek. Buruşacak zaten. O yüzden bunu da çok fazla küçük doğramanızı istemem. Dörde bölmeniz yeterli olacaktır. Şimdi bunu güzelce harmanlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde oldu. Aralara diziyoruz bu patateslerimizi. Şekilde üstüne gezdiriyoruz.
Ekstra ben bir su daha eklemiyorum arkadaşlar. İçindeki olan sosu ve suyu yeterli olacaktır. Bu şekilde bir sunumda çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Üzerine de yağlı kağıdı arkadaşlar suda ıslatıyoruz. Üzerine seriyoruz. Hemen onu da göstereyim. Islatmamızın sebebi arkadaşlar hem daha kolay pişer hem de şöyle içine kıvıracağımız için normal şekilde olursa yağlı kağıdı bu şekilde karıştırıp koymak biraz zor olur. Ama bu şekilde çok daha rahat yapabilirsiniz. Bu şekilde hem içi kızı pişecek çok rahatlıkla buharda pişmiş olacak. Hem de daha lezzetli olacak arkadaşlar. Daha sonra isterseniz piştikten sonra bunu kaldırıp bir 10-15 dakika daha kızartabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu şekilde yeterince hem buharda pişmiş olacak, daha lezzetli bir yemek olacak. Hem de üstü yanmamış olacak arkadaşlar. Şimdi bunu eğer vaktiniz varsa 1-1,5 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Sosta bekleyen yemek her zaman daha lezzetli olur. Eğer vaktiniz yok ise bunu hiç olmaz 10 dakika kadar sosunu çekmesi için bekletin arkadaşlar. Daha sonra da 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 1 saat kadar pişiriyoruz. Fırınınızın ayarına göre değişebilir, markasına göre değişebilir. Bu süreç 45 dakika ile 50 arasında da değişebilir arkadaşlar. Herkes kendi fırının dilini çok daha iyi bilir. Evet arkadaşlar, yemeğimiz fırından çıktı. Çok sıcak olduğu için ben şöyle bir maşa yardımıyla alıyorum üstteki kağıdı. Çok güzel bir şekilde kızarmış. Kesinlikle üstünü tekrar çıkartıp kızartmanıza gerek yok arkadaşlar. Şu şekilde dumanı üstünde ve tavuklarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kızarmış. Domateslerimiz, patateslerimiz yine aynı şekilde. Soğanlarımız görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Resmen beni ye diye bağırıyor bu yemek arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Siz de mutlaka bu yemekten yapıp kendinize, davet sofralarınıza, misafirlerinize ikram etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Dumanı üstünde sıcacık bir yemek. Nar gibi kızarmış tavuklar. Enfes görünüyor ve şu an mutfağa yaymış olduğu koku tarif edilemez arkadaşlar. Çok lezzetli, çok güzel oldu bence. Siz de benimle aynı fikirdeyseniz videomuzu deneyip videomuza yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.